Selamlar Savaşçı Tayfam. Geldik 19. güne. Çok güzel gidiyoruz. 19 gün geçirdik birlikte. Acısıyla, tatlısıyla. Niye böyle söylüyorum? Benim için sizlerle tanışmak tatlı. Sizin için sabah uyanıp soru çözmek belki acıdır. Ama unutmayın, bunların hepsi 28 Haziran günü o kadar güzel meyvesini verecek ki sen de sürekli ama sürekli kalkmış olduğun sabahları çok lezzetli bir şekilde üniversiteyle taşlandırmış şekilde bulacaksın. Hadi bakalım bu sabahki motivasyonumuzla birlikte sorumuza geçelim. Neymiş sorumuz? Soruya başlamadan önce soruda bir düzeltmem gereken bir yer var. Onu da söyleyeyim, sen de öyle başla. Şunu vermemişim aslında, yazdım ama demek ki sonradan sildiğim için çok özür diliyorum. Metin'in elinde 2x tane bilye var demiştik. Burada Feyyaz'ın elinde de y tane bilye var. Unutma güzel Tayfan. Başlangıçtaki bilye sayıları bu. Soruyu buna göre hazırlamıştım aslında. Bundan sonraki kısmımız unutmuşum ya da silmişim. Şu an fark ettim. Hadi başlayalım. Metin ile Feyyaz her birinin 5 bilye atışından oluşan bir bilye oyununu oynayacaklardı. Oyunun kuralı: her biri eşit miktarda bilyelerini yan yana doğrusal olacak şekilde dizecek ve ardından belirli bir mesafeden dizilen bilyelere atış yapacaktır. Bilyelerden herhangi birini vuran dizili tüm bilyeleri alacaktır. Ardından yerde bilye kalmayınca tekrar eşit miktarda bilyelerini dizip aynı işlemi gerçekleştirecektir. Oyuna Metin başlıyor, oyunun sonunda bilyesi kalıyor. Buna göre Metin'in elinde en az kaç bilye kalmıştır? Bak güzel Tayfam, diyeceksin ki madem oyuna Metin başlayacak ve bilye sayısının en az olmasını isteyeceksen, o halde Feyyaz ne yapacak? Bütün oyunu kazanacak. Bütün oyunu Feyyaz kazanırsa Metin'in bilyesi azaldıkça azalacaktır. Birinci oyunda Feyyaz'ın kazanmasını istiyorsan ve en fazla miktarda kazanmasını istiyorsan, Feyyaz'ın elinde y tane varsa Metin de mecburen y tane dizmek zorunda. O halde bu oyunu Feyyaz kazanınca kaç tane bilyesi olacak? 2 y tane. İkinci oyuna geldiğimizde Feyyaz 2 y tane dizecek. Dolayısıyla Metin de 2 y tane dizecek. Feyyaz'ın olacak 4 y tane bilyesi. Üçüncü oyuna geldiğimizde bunun 4 y bilyesi, bunun 4 y bilyesi dizilecektir. Dolayısıyla 8 y bilye olacaktır. Devam ediyorum. Dördüncü oyunda artık mevzu anlaşıldı. 8 y'ye 8 y dizdik. Buranın olacak toplamda 16 y bilyesi. Bunun hepsini Feyyaz kazandığını söyledik. Çünkü en az kadar kalması için. Ve 5. oyuna geldik. 5. oyunda Feyyaz 16 y dizdi. Metin 16 y dizdi. Toplam 32 y tane Feyyaz'ın bilyesi oldu. Şimdi Metin'in en az kaç bilyesi kalmıştır diyor. Bütün oyunda madem ki Metin kaybetti, bunların toplamı kadar elinden bilye çıktı. Şurası 20 yaptı. Şurası 30 yaptı. Bir de buradan 31 y yaptı. Metin'in 2x tane bilyesi vardı. 31 y tanesini de kaybetti. Elinde en az kaç bilyesi kaldı? 2x'i 31 y bilyesi kalmış oldu. Güzel bir soru, yorumlayıcı bir soru, ardından işleme dökeceğiniz bir soru. ÖSYM var mı? Bence evet ama sen bunu zaten yapmış oldun. Hadi bakalım bir sonraki 20. günde seninle tekrar sabah 7'de buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kal, iyi çalışmalar.